Selamun aleyküm. Değerli can dostlarım, YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin inşallah hepimize. Bugün neler yapıyoruz? Şu anda saat sabah 9 civarı. Ben ineklerimizi sağdım, geldim. Çayımızı koydum kahvaltı için. Şimdi de şöyle kayınvalidemgil dün cacık toplamışlar. Bizim burada cacık denir, sirken otu da denir. Başka yerlerde farklı ismi vardır büyük ihtimalle. Şu an tam böyle hitap edemiyorum ama biz bunu dün temizledik. Annem vardı dün, beraber biraz oturduk. O da sağ olsun bize yardım etti canım hanım. Beraber ayıpladık ki annemle beraber. Ondan sonra bugün de haşlandı. Şimdi bunu böyle sıkacağız. Ondan sonra dolaba atmak için hazır olacak. Bunları kayınvalidem şöyle sıktı. Görüyorsunuz. Sıkma diyor. Böyle hani topaklandırıyor ya, yuvarlak yuvarlak. Ona sıkma deniyor. Böyle yapmış. Ben daha önce hiç yapmadım. O yüzden şöyle bakacağım nasıl yaptığını. Yani suyunu sıkmış koymuş. Ben de öyle yapacağım. Ben sevmiyorum böyle şeyleri aslında ama. Şöyle görüyorsunuz. Ellerim temiz. Yıkadım geldim. Aman. Aman birçok iyi anlatamam size. Vallahi tencerenin içi dolu. Bunlar tamamen susuz yapmış. O zaman birazını alalım. Görüyorsunuz haşlandı, bir güzel yıkandı bunlar tertemiz. Ama çok aşırı derecede çok can dostlar. Ben de diyorum ki hani hepsini yemezsek çok aşırı değil mi diyorum da. Yenir diyor o da. Şöyle beze haline getirdim. Hamur bezesi gibi. Sıktıkça su çıkıyor. Bu arada şurası görünüyor mu bilmiyorum. Burada da peynirimiz var. Sıktık onu da. Nalan işlemginin peynir sıkma aparatında. Şunlara bakacağım. Ne kadarmış suyu. Tamam. Şöyle sıkınca su çıkmıyor oldu. Ha, bakın bundan da çıkmıyor. İki elimden bayağı baskı yaparsam o zaman çıkıyor birazcık işte. Daha ben bir tane sıkamadım. Bu gördüğünüz tencerenin içi hep dolu şu anda. Bu şekilde koyalım. Aman yarabbim. Vallahi hep dolu. Az az yapalım. Kalmış şarjımız. Verim. Ömer'imizi böyle bağladı. Şu şeyi mi verim seninkini? Yağmur yağmış herhalde bugün. Evet. Yağmış da kesilmiş. Haberci öyle değil. Baksana ıslak duruyor her yeri. O zaman biz bunu beraber sıkalım can dostlar. Anca evet, biter zaten. Sıkıyordum da. Şu kolum benim değil. Şey diyor. Şey etmiyor. Suyu bitivermiyor ya o yüzden biraz şey diyor. Oradan yoruyor. Değil? Aynen. O zaman biz işimizi görelim. Benim şarj kapanmak üzere telefon. Evet can dostlar. Cacığımızı sıkma işlemi bitti. Çok şükür olsun. Şimdi kahvaltımızı hazırladım. Şöyle olmaç yaptım. Ocalamaç bizim dilimizde.
Bunu böyle tavasıyla koyayım, sıcacık içinde duruyor. Gördüğünüz gibi kaşığımızı alalım içinde. Şöyle kendi organik peynirimiz, taze peynirimiz, zeytinimiz, şöyle salatalığımız var. Yine zeytinimiz, bardaklarımız ve Ömer'im için de çorba yaptım. Şimdi yaptım. O diğerlerinden yemiyor, peynir yemiyor, yoğurt fazla yemiyor ama yine de çok şükür bu halimize. Dün yumurta haşladım. Yumurta normalde yiyordu ama dün böyle kusma derecesine geldi. 1-2 kaşık yedi, bir daha da yemedi. Ben de 1-2-3 gün ara vermek istedim. O yüzden bugün de çorba yaptım böyle. Ezogelin çorbamız var. İçine birazcık ekmek atıp da onu da karnını öyle doyuracağım. Yükselim zaten o maça bayılır. Öyle can dostlar. Yemek falan yemeden önce tabii ki de herkes gibi ben de önce evlatlarımı düşünüyorum. Onlar için önce hazırlığımı yaptım, sonra kendimiz için. Yükselim olmaca bayılır. Bunu böyle dürüm dürüm istediğiniz kadar verin. Hepsini yer. Maşallah, barekallah kuzuma. Seviyor böyle şeyleri. Öyle işte can dostlar. O zaman inşallah videom devamında ne işler yaparsam görüşürüz. Şöyle bugün Yükselim'in bahçesinde yine çiçek çıkmış. Sizlere onu göstermek için buraya oturmuştum. Bu taraf ne taraf diye soracak olursanız, açık besimiz tarafı. Hasangil arabaya astılar böyle. Bugün Hasan boş, yani bugün dün yokmuş. Biz Aksaray'dan tahlil sonuçlarımızı almaya gideceğiz şimdi. Oraya gitmeden önce de böyle video başlatmak istedim. Ayhan'la Ali de bir arabaya temizlik yapacaklar. Bayağı batmış, tozlanmış. Hasan da telefonla konuşuyor. Yüksel gel çiçeğini gösterelim de. Yüksel'in çiçeğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisi gibi anne, bir çiçek açmış yavrumun. Yüksel bundan da açacak. Bak şu da açacak. Bu da açacak. Bak bak bak. Yanına her taraf çiçek olacak. Bak görüyor musun? Yükselim'in elinde değdiği her yer böyle güzelleşir. Benim kurban olduğumun. Şunlar dipsin. Yok ya, boş ver. Değil mi? Anne, onlar da oradan besleniyor. Annem sinek ama oradan besleniyorlar. Allah'ım öyle yaratmış. Acaba Allah böyle yaratmış dedim mi de hiç dayanamaz arkadaşlar. Hemen olay biter orada. Anne, arılarda bal yapanlar var ya, onlar da o da buna gelecek biliyor musun, bal yapanlar da. Bak. Yükselim gibi bir çiçek açmış. Hasan, Yükselim'in bahçesini gördün mü? Evet. Bak hele. Şunları da açacağım. Buralarda suladı. Yükselim burada ben papatyası çıktı böyle. Şunu da sulardım. Hasan, Yüksel var ya, şunu kangal diyerekten suladı da büyüttü. O da değil. Değil, böyle oldu. Eşek kangalıymış. O neymiş öyle? Şeyde Ali. Eşek kangal. Şu şeyimizde süpür ve şişte var oğlum. Ondan da şey. Şu aşağı ev orada değil aşağı. Öyle işte can dostlar. Aşağı evde süpür ve şişte var. Ondan çektir demiyorsun. Gideceğiz. Allah aşkına, tamam mı? Aynen. Çektirirsen tozun daha güzel çeker. Ayhan biliyor oradaki süpürgeyi. Size kolay gelsin uzun adam. Hadi bakalım. Bunlar ne? İçini çıkardım. Temizleyin. Dışlarını sileyim. İçlerini sileyim. Halları güzel tertemiz. Hadi bakalım. Bu arada bu da bir önceki videomda gördüğünüz ağaçlarımız, görüyorsunuz. Hep getirdik buraya. Kesilecek. Yüksel, ayaklarının altında dolanma. Hadi bakalım. Şunlar nasıl güzelmiş Hasan, büyük büyük bari. Şunu birini alsak da kapının önüne oturmaya koysak. Annemden çıkınca otururuk burada. Ana. Hadi gidelim hadi. Hadi ömüşümü alalım gidelim. Evet can dostlar, biz geldik. Sonuçlarımızı aldık, hastaneden çıktık. Şimdi nereye geldik? Köye gidiyorum. Köye gideceğiz. Şey açılmış. La neydi? Çiğ köfte. Çiğ köfte şeysi güzel, bayağı da büyük. Çok güzel, bayıldım buraya tertemiz. Şey, mobilya kokuyor. Vallahi bilmiyorum, onu duymadım. Mega dürüm. Kiminkine? O malzemeli diyor. Yo, çok güzel tertemiz yapmışlar. Buraya bayan eli değmiş. Ablamız yapıyormuş, buralıymış. Annem, söyle annem. Benim dayım da var orada, burada aşağı. Öyle mi? Kurpınarlı mısınız? Evet, kurpınarlı. Şabanı bilir mi? Şaban var. Evet, pardon. Böyle kasonda. He, koyun çıksın. Şöyle. Gücün Kaya'nın oradaki petroldeyiz can dostlar. Buraya böyle yeni bir yer açılmış. Biz de bir girmek istedik böyle. Ney? Ne oldu? Ömer ne yiyecek? Yaşadıklarımızdan atayım, sever misiniz? Aynen, benimkine olsun. Oo, benimkine de olsun. Nane benim olsun mu? Yok, nane olmasın. Keşkot yere. Yok, onlar da olmasın. Ne kadar? Siz buraya yeni mi açtınız abla? Evet, yok, bu açılar yeni mi? Ama çok güzel olmuş, tertemiz. Ama 20'sini de açtık. Hayırlı olsun. Sağ olun.
Bereketli olsun inşallah. Bugün babaların kralı babam gelmiş. Babam çalışıyor arkadaşlar. Yolda çalışma işine girdi değil mi babacığım? Yanlış söylemiş olmayın. Evet. Hey, Allah'ım güç kuvvet versin inşallah. Babama da, çalışan tüm analarımıza, babalarımıza da inşallah. Eve bir gelir kapısı olsun diye düşündü. Öyle bir işe girdi. Kurban oldum Allah'ım. Güç kuvvet versin inşallah. Allah'a razı olsun. Babam bir tek bugün boş. İki haftada bir gün boşmuş değil mi babam? 15 günde bir şey var. Babam onu yormuşsa bana mısın? Yok. Bugün de gündüz çamaşır makinesiyle uğraştılar işte. Bir şeylerle uğraştılar. Tadilat ve faynası ondan. Akşam da bana geldiler. Babam zaten diyordu çocuklar burnumda titiyor acayip özledim diye. Bu arada benim şu gözüm de şiş. Nedenini anlamadım. Şu gözüm şiş bilmiyorum babam. Bak hani. Bu yanı şişmişti. Bu gözüm şiş. Bak şurada bir şiş yok. Şişme mi soktu acaba? Yok. Niye şişti? Bir kadar bilemiyorum valla. Belki de. Beni de çıkartıyor. Önce de çiziyordu. Ömer'e. Ömer de çıkmıyor. Hormonu koruyor. Orada da çocuklar var. Seyran var, Kaan'ım var. Yüksel'im var. Hep beraber oyun oynuyorlar. Bak bakalım. Babacığım sen de orada zayıflamış mıyım? Değil mi? İzleyicilerim sadece iyi babam zayıfladığımı bana hep sormuşlar. Bana yazmışlar babacığım zayıflamanın formülünü bize de ver deyip bir iki izleyicim fazla da değil yani bir iki kişi sormuş. Bunun bir formülü yok can dostlar. Ben isteyerekten vermedim bu kadar kiloyu. Ben iki hafta içinde 10-11 kilo verdim. İsteyerek vermedim ama ben kilomdan memnundum. 11 kilo verdim iki hafta içinde. Niye ki? Bilmiyorum babam. Ramazan'ın son bir haftasında bir mide bulantısı bir şeyi istivar etme. Ondan sonra başladı o zaman bende böyle şeyi zayıflama. Gün gün yarım kilo bir kilo gitti. Anlamadım vallahi. Allah'ım hayırlara vesile etsin. Geçen doktora gitti ve bir şey demediler. Şişmadı. İşte şey ne D vitaminim varmış, ne C vitaminim, ne B hiçbiri kalmamış. B12. Kansızlık. Doktor dedi ki bana sen nasıl ayakta durdun dedi. Vallahi ayakta ne değilim dedim. Ahıra gidiyorum uyuyorum eve gidiyorum uyuyorum dedim. Hiç vitaminim kalmamış. Ne kanım kalmış öyle yok, dedi. Çok yazdı. Bir torba. Hep kullanıyorum vallahi. Niye durmuyorsun? Nerdin karnenesim güzel kardeşim. Yükselin kupuna bastın. Kupuna mı bastın? Boncuklara var ya. Sen yine kilo almışsın ablam. Pek sever onu. Bak o da oradan nasıl kancılar anam nasıl? Kaan dön gele bana. Ömer gel oğlum. Hadi. Gel oğlum. Gel. Hadi gel. Babayla torun hasret gideriyorlar. Canlarım benim. Babam nasıl özlemişmişsin ya. Bir sarılıyorum bir daha sarılıyorum. Baba bugün senin evde olduğunu bilseydim ben size gelirdim. Kahvaltıyı yaptık. Ama hiç evde durmamışsınız ki. O yüzden durmadım işiniz varmış. Kanekim yaptım, fayans yaptım. He oraya da gitmişsiniz o fayans yapmayı. Sanki altta kim görecek? Oraya mı ulaştım? Ondan sonra malzemeler söktüm. Onu çıkardım, bunu çıkardım. Bayrıca kapıyı aşağı ineceğim, yatağı yukarı çatıya çıkaracağım. Hangi? Banyonun kapısını söktüm. He ben anneme diyordum sökün diye. Yoksa açılmaz babam kapınız. Onu o makineyi de dışarı çıkardım. İyi. Onları öyle almışım. Yalnız mı yapıyorsun hep bunları? Bilin ağrı babam. Niye yalnız iş koruyorsun ki? Dolap kağıdına çıkarttın. Ben anneme dedim ki yanında bir günde gelin beraber yaparız. Dur dedim ona. Sabah çamaşır makinesini... Saat gazetesi bilmiyoruz. Çamaşır makinesini annem tuttu. Kaldım ben çamaşırdı. Şöyle ikimdi kaldıramadı. Ben tuttum kaldırdım. Vay aslanım var. Babam da bana şey diyor. Annen kaldıramadıysa sen hiç kaldıramadın. Kaldırdın dışarıdır. Annem canı yok ya. Onları arıyorum. Cansu geldi. Gelir. Adam özledi. Abo. Vallahi işi biliyorsun ha ne var böyle olmuyor? Kaan bak kay. Ben de şöyle çerez şeklinde pişiler hazırlıyorum can dostlar. Elma salamgil var, zeycin halamgil var. Hep beraber oturuyoruz şöyle. Kaan. Çekirdeklerimiz şurada da çayım olmak üzere. Babamın en sevdiği çay. Bulaşıklarımı yıkadım. Bir yemek yedik. Aslanım aslanım aslanım. Gir buraya. Açma. Öyle açılmaz. O zaman videom devamında görüşürüz can dostlar. Açılmaz öyle.